feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. Herkese selam dostlar. Süpermarket Simülatör'ün yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Evet, en son biliyorsunuz ki depomuzu toparlamaya çalışıyorduk. Gördüğünüz gibi paramız kalmadı. Depoyu mümkün olduğunca toparlamaya çalıştım. Yani şöyle söyleyeyim, bir süre birkaç gün boyunca yani oyunda birkaç gün atladım. Bu atladığım günler arasında bayağı işte ürün tedariği falan sağlamaya çalıştım. Ona rağmen bitiyor. Yani durmuyor, bitiyor. Gerçekten hayretler edici bir durum. Bir de yedekte ürün tuttum. Yani daha doğrusu bunları ben normal sipariş etmiştim. Ama işte fazla çıktılar, az çıktılar, bazıları öyle oldu. Öyle kaldı elimizde. Sıkıntı yok. Fazlalık ürünleri zaten tekrar rafa yerleştiririz. Onda problem olmaz da. Şimdi mümkün olduğunca şey yapmaya çalışıyorum. Gelir sağlamaya çalışıyorum. Bankadan kredi çektik. Bu kredin kredi olsun, faturalar olsun. Yani bir, hatta iki kredi falan çektim. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir bakalım. Şimdi yok, burada değil. Pardon. Banka gördüğünüz gibi üçüncü taksidi falan olması lazım. Geciktirmemeye çalışıyorum ekstra faiz bizmemesi adına. Toplam borç 2250 kaldı. Şöyle ki buradan 5000 çektim, buradan 2000 çektim. 7000'lik bir tedarik sağladım. Ve ayrıca ilk tedarik sağladım. Yani depolara mal sağladığım gün baya baya tedarik giderine gitti. Hani zaten onun fotoğrafını da koyarım bir köşeye. Orada görürsünüz. 20 bin falan o civarda bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Yani o kadar mal aldık ki yani daha yarısına kadar falan doldurmuştum o zaman. Bir de ekstra ekstra uçlara doğru almaya devam ettim. Bir baktım döndüm arka taraf yine boşalmış. Tekrardan temizlik ürünlerini falan almaya çalışıyorum şey yapıyorum. Yani mal yetişmiyor. Evet çok satılıyor, çok iyi böyle gelir sağlamamız. Günlük 5 bin falan rakamları buluyoruz rahatlıkla ama yani gördüğünüz gibi mal kalmıyor. Sabunumuz, mamunumuz, her şeyimiz bitmiş. Hatta ürün tedarik edemedim. Ya bekleyeceksiniz, yapacak bir şey yok. Şimdi dur, şampuan almam lazım. Sabun, şampuan, bir de diğerinden. Ya 10 tane bundan ver. Ben ortalama artık 10 tane 10 tane veriyorum. Kapan hocam. Şampuan 10 tane ver gitsin. Doldururuz, her türlü doldururuz. Neydi? Buradan uçtan bakalım. Ha şunlar. Tuvalet kağıdını alırız. Temizleyici. Üç tuvalet kağıdı. Bir de şu ne? Onu da bilmiyorum. Bakmam lazım. Neredeydi? Ha, şurada. Ver bundan da 7 tane. Tamamdır. Bunun da siparişini geç. Güzel. Şunları hızlı hızlı depolara atayım. Hocam yani. Raf dolu. Nasıl ya? Oo, bayağı doldurmuşuz. İyiymiş. Dursunuz o zaman şimdilik. Seni de atalım. Siz ikiniz aynısınızdır diye düşünüyorum. Evet. Aynıymış.
Hocam bir dakika bekleyin ya. Patlamayın, geldik işte. Oo. Yağlı müşteri. Hoş geldin. Buradan bir hemen. Yağlı müşteri dedik. Bu kadar şey aldın. 97 dolar mı tuttu gerçekten? Bazıları bir iki ürün alıyor. 100-150 dolar ödüyor. Bazıları bayağı marketi söküp götürüyor. Hep topu verdiği 90, yani 100'ü bilene geçmiyor. Bak, bu kahveler pahalı. Sütler de pahalı. Buradan bir ekstra çıkması lazım. Evet, 155 dolar. Tam tahmin ettiğim gibi. Bazı ürünleri bulamadım diyorlar. Bulamadıklarının en büyük sebebi şey. Depocular bir gidiyor, bir daha geri dönmüyor. Böyle bir garip bir olayı var. Ya bir yandan da hak veriyorum şimdi. Adamlar ta en arka temizlik malzemesini almaya gidiyor. Bir geliyor, yarım saat sürüyor. O sırada zaten bizim dükkan yağmalanıyor. Adamları söküp götürüyor. Ya elinde olsa yazar kasaya alıp götürecekler. Bunu da satıyorsunuz mu falan diyorlar arada. Satıyorsan değerlendirebilirim. Hani. Ya ben korkuyorum. Kirişleri falan da mı alacaklar, ya da köşelerden bir parça ver de ben sana para vereyim falan diyecekler diye. Dükkanı başımıza yıkacaklar bunlar. Böyle müşteri görmedim ya. 79 dolar ne hocam? Sen de var ya, para bozdurmak için geliyorsun arada. Farkındayım bak, var ya, yazdım seni. Asacağım şu girişe. Bu giremez diye. Abi de tam psikopat çıktı. Tamam. Al. Ha, nakit mi verdin? Kart verdin zannettim. 6 dolar 60 sent. Tamamdır. Depodaki ürünleri bir türlü tedarik edemiyoruz. Yani tamamlayamıyoruz. Aa, fullüz artık diyemiyorum. Çünkü gidiyor. Vallahi billahi gidiyor. Yani tutamıyoruz. Burayı doldurdum diyorum. Gidiyorum uçlara, doldura doldura bir bakıyorum başa. Daktilo gibi, hani yazarsın tekrardan başa alırsın ya. Aynı onun gibiyim yani. Tekrar başa sarıyorum buradan. Bak, tuvalet kağıtlarını daha yeni almıştım. 2, 4, 6. 2 de bu. Tamam. Daha da sipariş ettiğimiz ürün var mı? Yok. 6 bundan. Aga yazıyorum artık buraya. Direkt çıkıyor. Direkt oradan şey yapıyor. Aga. Aga yaz çıkar. İki bundan. İki ondan. İki bundan. 10 tane olmuş bile. Yapacak bir şey yok. Müşteriyi bekletmeyelim de bir yandan. Müşteri de 4 dolar 10 sent. Al bakalım. Tamamdır. Bugün iyi, birazcık artıya geçtik ya. Birkaç günden beri deli gibi şeye giriyoruz. İçeri giriyorduk. Ödememizi de yapalım da geciktirmeyelim. Bunu ödedik. Yönetime gel, faturalara gel. Şu faturaları da bir ödeyelim. Kiramızı, elektriğimizi. Bütün ödemelerimizi yaptık. Bütün her şeyi hallettik. Elemanların paralarını veriyoruz. Sigortalarını yatırıyoruz. Sıkıntı yok yani. Her şeyde tamamız. Bugünü sonlandıralım. Bulunmayan ürün çıkmamış. Çok ilginç. Artık bence bulunmayan ürün çıkmaya başlaması lazım. Yani mantıken düşündüğün zaman çıkar. Net çıkar. Tamam. Bir şeyler kazanmışız. Bu kazandığımız şeyler büyük ihtimalle bir sonraki gün gidecek zaten. Acı sos falan fiyatı düşmüş. Hocam sen nasılsın? Senin burada raf dolu. Sen de raf dolu. Senin de mi raf dolu? Neden senin de raf dolu? Sen de sen aynı değil misiniz? Aynısınız. Sen şuraya bir gelsene. Heh. Sen? Heh, git. Sen? Raf dolu. Tamam. Bunları da yavaş yavaş aradan çıkartacağız. Şimdi şekerlerden 4 tane şeker eksik. İlk önce bu siparişleri bir ver. 4 bundan eksik. Tamam mı?
2, 4 patates eksik. Dört bundan eksik. İki de bundan eksik. Bunları da verdik. Tamamdır. Buralarda bir şey yok. Buralarda bir şey yok. Ekmekler falan yerli yerinde ama şu... Bir saniye. Şöyle yaparsak tamam. 2-4 tane ekmek alacağız. 4 ekmek. Dört bundan. İki bundan, bir bundan. Birer de bundan. Ver bunun siparişini. Tamamdır. Un. 2, 4, 5. 5 bundan. 6 makarna. 5 un. 6 spagetti. Altı spagetti. Un desek. Senden altı lazım da dört vereceğiz mecbur. Bunun siparişini geç. Sonra iki bundan ekle. Makarna. Dört tane de bundan ekle. Altı oldu. Üç cips verelim. Aynen. Hangisi cipslerin? Dur. Tamam, esmer olan. Dokuz oldu. Bunun da siparişini geç. Çok güzel. Bir yandan da depocular hani fullesin mağazayı yetişemiyorlar öbür türlü diye bekliyorum. Hani hem onlar orada işlemi yaparken ben de burada tedariği sağlamaya çalışıyorum. Tamam, bu saatten sonra bunlar dolmuştur zaten. Bir bakalım ne oldu. Oh. Buraya baksana. Yığılmış yığılmış. Ama ürünlerin çoğunu aldık. Yani eksik ürün yok gibi bir şey. Raf dolu mu? Nasıl ya? Hayda, bu da raf dolu diyor. Doluysa doludur. Doğrudur yani. Ne diyeyim? Bunlar kalsın şimdilik o zaman. Ben açıyorum dükkanı. Açılsın. Oo, bizimkiler hala da tedarik sağlayamamış. Şuraya bakar mısın? Ha, bu arada şeyi de göstereceğim. Bu depo sadece bu kadar değilmiş. Onu da işte bir yandan işlem yapmaya çalışırken mağazada işte seviye falan atlayalım şey yapalım diye. O sırada biraz karıştırdım bilgisayardan. Bir şey buldum. Şurada bir 10 bin dolara ekstradan raf yani birkaç basamaklı bir raf şeyi yere geliyor. Bu raf yerlere sanırım şu iki köşeye geliyor ve ekstradan ikinci kata bir çıkış yeri yapıyor. Bu çıkış yeri yapılan yere ekstra raf koyabiliyoruz ve oradan da ürünleri ekleyebiliyoruz. Yani şu anda buraya kadar geldik. Aslında 10 bin dolarlık bir raf sistemi de ayarlarsak rahat rahat bize yetecektir. Şu anda mesela buraya kadar geldik, gördüğünüz gibi artık yani eski önceki depolama alanımızın yerine kadar geldik. Her şeyi fazla fazla yerleştirmiş gibi gözüksek de aslında mantıklı olan ve kararında bir yerleştirme planı yapmıştık. Ona rağmen buralar yetmeyecek gibi gözüküyor. Ben bu 10 bin dolarlık ürün yerini açacağım. Hedefim bu olacak şimdilik. Tabii ki de bunu hemen direkt açamayız. Tabii bir saniye bir şey görüyorum. Aa, bilgisayarın arkasında gözüküyor.
Bir duvardan da gözüküyor. Bu bir bug mı? Bu galiba şeyin bug'ı. Eklediğim modun bug olduğunu düşünüyorum. Evet. Aynen. Moddan dolayı oyunda bir sıkıntı yok yani. Eklediğim moddaki o pencereyi açtığın zaman buraya farklı bir moda giriyor. Neyse. Şimdi buradan bir faturaları da ödeyelim. Tamamdır. Bir yandan da kasada çalışalım. Kasa bizim için önemli. Ekstra kasiyer için ürün tedariği sağlamamız gerekiyor. Belirli bir kota istiyor bizden. Şey gibiyiz ya. Çalışan gibiyiz. Hani çalışan bazı çalışanlara şu kadar kota yaparsan işte ekstra bonus alırsın. Ekstra maaşına zam gelir falan filan böyle şeylerle teşvik ediyorlar ya. Onun gibiyiz. Kendimizi teşvik ediyoruz. Eğer çok iyi çalışırsan bir kasiyer de alabilirsin. Paramız yok sanki, alamıyoruz. Bizi böyle kitlemeye çalışıyorlar. Hadi bak boşum ben. Gel bana. Heh. Yerinde bir karar. Jet kasaya hoş geldin. 69 dolar 30 sent. Dolar 60 sent. Işıklar çok fazla olduğundan dolayı herhalde minik böyle optimizasyonda problem yaşıyoruz. Ama ışığı azaltsam bu sefer de geceleri pek o kadar gözükmeyecek. Erkenden yakmaya başladım ya artık. Ne olursa olsun kaliteliğimiz konuşturulsun. Biz ünlü bir şeyiz. Mağazayız. Her türlü ödemelerimizi yapar, ürünleri tedarik ederiz, sıkıntı yok. Şaka maka 50'yi gördük ya mağazada. Yani yaklaştık. Ben tabii bunları bir süre böyle artık şey yapacağım seviyelere. Video dışında birazcık kasacağım. Çünkü artık hani her gün her bölüm böyle seri bir şekilde çekiyorum. Birazcık siz de bunalmışsınızdır diye düşünüyorum. Artık bir an önce seviyelerimizi alalım. Serimiz daha fazla böyle 100 bölüm, 150 bölüm gitmesin. Hani bazı dizilerde falan olur ya böyle 1000 bölüm falan gider böyle. O tür diziler var zaten. Bilirsiniz siz de. Onu yaşamayalım biz. 40 sent. Al bakalım. Bu arada gerçekten güne başlarken ürünler full bir şekilde başlamak daha mantıklı olacak gibi. Depocularımız çünkü yetişemiyor. Yani bir ürün tedarik edeyim derken bir ürün mesela şuradan eksik oluyor sabah şeyinde. Gidiyor adam depocu oradan malı alıyor geliyor buraya bunu verirken diğer tarafta ürün yok ediyorlar. O gidip gelene kadar. Hayır, burada bak bir kasa var, iki kasa var. Hadi diğer taraftaki kasa dolu. İki kasa daha var boş ya. Gelin burada alın. O nasıl oldu be? Bir dakika. Farklı bir şey gördüm ben burada.
Adam ilginç. Garip. Anlamadım. Onu ilk defa gördüm. O şeyin problemi mi? Modlarda minik problemler oluyor. Tam anlayamadım. Ve şimdi bir şeyine şahit oldum da. Adam depodan uçarak buraya malzeme koydu. Daha doğrusu adam fırlattı bizim kafamıza. 5.30. Hallettik. Bu da bize geliyor değil mi? Bakışından anlarım. Daha kasadan kalktım. Anlık bir bakışma yaptık. Otur yerine dedi. Tamam abi dedim. Buyur. Portakal suyu bulamadım mı? Kesin depoda vardır. Bak size bir tane göstereyim örnek misal. Bak görüyorsunuz. 2, 4, 6 tane 6 kutu portakal suyumuz var ama adam bulamadım diyor. Niye? Çünkü depocularımız yetişemiyor. O yüzden ürünleri full halinde güne başlayıp 7 dolar 20 sent. Ürünleri full başlayıp böylelikle daha temiz bir şekilde hani ürün bulamadım edemedim demesinler diye böyle yapmak daha mantıklı. Depocularımız çalışsın, fullesin, komple doldursun bütün rafları. Sonra açalım dükkanımızı. Öyle devam edeceğiz gibi. Bu arada mağaza seviyemiz 48 oldu. 56. seviyede yeni ürünler açılacak. O yeni ürünleri açarız, onda sıkıntı yok. Yerimiz var zaten. Diğer taraflarımızda falan boşluklarımız var ara ara. Daha bunları düzenleyemedim. Mısır gevreklerini bir yere koyacaktım. Sütleri bir yere koyacaktım. Daha onları düzenleyemedim. Full depoyla ilgilendim. Onları da bir ara düzenlemem gerekiyor. Bakalım. Bakacağız. Bakar mısın? Sanki 100 patron çıldırdı, %80 indirim var deyip de mağazanın dükkanını açar açmaz kepenklerin altından sızan elemanların yağmaladığı ve sonunda böyle bir yer kaldığı bir şey olmuş. Çok karışık, şuraya bak. Hiçbir şey yok. Ben bunu sabahleyin full bırakmıştım. Gazozlar bitmiş. Mısır gevrekleri yok edilmiş. Çikolatadan kırıntı bırakmışlar. Ayıp olmasın diye almamışlar bir kısmını hani. Dursun benden sonraki alsın falan demiş. Buradaki bu mahalleli alkolik, onu anladım. Valla. Şuraya baksana. Adamlar yok etmiş. Bir de çok sos kullanıyorlar. Burada boş rafımız var. Bir tane boş rafımız var ama. Yo iki. Tamam güzel. Peki bundan sonra gelecek ürünlerde et üzerine bir şey var mı? Et için özel ayırdığım bir... yok bu değil pardon. Özel bir yer var. Bakalım var mı? Pizza gelecekmiş, dondurma gelecekmiş. Patates topları, sebzeli karışım, yeşil fasulye... alkol yine gelecek. Viskiler, vodkalar, biralar, şaraplar. Tamam. Parmesan, peyniri, peynir, kaymak, makarna, pirinç, şeker, kamışı, yoğurt, şeker kamışı mı? Her şey okey de şeker kamışı bütün satılıyor muydu ya? Allah. Var mı? Gelen giden. Bir müşteri daha geliyor gibi. Bekleyelim. Bir müşteri bir müşteridir. 140-150 dolara kadar şey yapabiliyor ürün. Alabiliyor. Adam hayatımızın fake'ini yedi.
Dayıcım bir şey almaz mıydın? Arada sen bir zaman tüneline giriyor gibisin. Adam direkt evine gitti. Hiç umursamadı. Bakmadı ile ya. Şöyle kalkıp şuradan giderken şöyle bir döner bakar insan. Aa bak burada süpermarket varmış diye en azından ürünleri takip eder. Etiket falan da koyamıyoruz ki şurada şu kadar indirim var falan diye. Ya da ekstra reklam yapabilsek daha fazla müşteri gelmesi için güzel olur aslında ya. Ama şey yakında gelecek diye özelleştirmeler var. Onlardan belki bir şeyler çıkar. Neyse. Bugünü de kapatalım bir. Ne gitmiş ne olmamış. Onu görelim. 6.000 dolar şey yapmışız. Gelir sağlamışız. 2.063 dolar. Tedariğe gitmiş 125 dolar. Kira 227 dolar. Fatura. Kiradan çok fatura geliyor. Buzdolabı çalışıyor, dondurucu çalışıyor, şeyler çalışıyor, ışıklar falan. Akşamlara yakıyoruz, şey yapıyoruz. Bayağı harcıyor demek ki. Neyse, yeni güne başlayalım. Depocularımız doldururken bir mal kontrolü yapalım. Nerede ne var, ne eksik diye. Onlara da bakalım. Yani sular fena değil, iyi durumda. Dedim alkolik bir, yani bizim mahalle alkolik, ona yapacak bir şey yok, tekel gibi bir şey olduk zaten biz. 3 ondan 4, 4 değil bunlar, ikişer ikişer koyuluyordu değil mi? 2 4 6 8 tane bundan, 8'e 3 yersen o kadar alamıyoruz. Bundan 7 al yeter şimdilik. Bundan da 3 al. 1.100 dolar gitti bile. Şimdi başka başka. İki elma, iki portakal, iki cips. Tamam. Komple şeker alalım. Geri kalandan 4 tane şeker. Tamam. On tane bundan al. Güzel. Başka başka. Kek alabiliriz. 3, 4 tane kek alsak. 2 tane de ondan alsak. Dört bundan. 2 bundan. Kaç oldu burası? 6. 4 ürün daha alabilecek şeyimiz var. Bunlardan aldık diye hatırlıyorum. Mısır gevreği alabiliriz. 3 normal. 2 diğerinden. 2, 3. Wow. 3, 3, 2. Üç, üç, iki. Dur. Tamam. Etlerimiz falan gayet iyi. Belki birazcık jambon alabiliriz. Jambondu değil mi bu? Galiba jambondu. Temizlik ürünleri çok fena gidiyor. Baya baya gidiyor hatta. İki, dört, beş jambon alsak. Onun bir siparişini geçelim de.
5 jambon. Tamam. Sanırım 3 senden. Bir bakalım da tekrardan. 1, 2, 3, 4'müş pardon. 4 tane ondan. Normal. Normal tuvalet kağıdı. 2'ye 1. Bir daha ekle. 3 senden ekle. Aga diyoruz. Bir senden. İki de senden ver o zaman. Tamam. Başka başka. Burada bir boşluk var. Adamlar ürünleri tedarik ediyor da dur. Şunları bir yollayalım. Kaldı bu. Bunları sonra yollarız. Sonra yollarız. Bayağı sipariş verdik ya. Bayağı diyoruz da şey hani ürünler bitiyor. Durmuyor. Öyle bir sıkıntısı var. Tamam. Bunları bir kontrol edelim. Raf dolu. Güzel. Sen. Tamam. Sen de raf dolu. Sen. Seni de tamamladık. Sen. Sen de raf dolu. Yollayabiliyoruz mu? Hayır. Senden yollayabiliyoruz mu? Hayır. Tamam. Şimdi. Temizleyeceğim. 2, 4, 5, 10'dan, 2, 10'dan. 3, 10'dan. Ondan, 5, 10'dan. Şöyle, şöyle. Bundan da bir tane eksikti diye hatırlıyorum. Ondan dolayı bunu da vereceğim. Hoş deterjanı da alabiliriz. İki tane de deterjan al. Tamam mı? Bu ulaşım. Bundan kaç taneydi? 2, 4 galiba. 4 diye hatırlıyorum. Senden 2 tane daha alalım. Senden de 2 tane alalım. Bunları da siparişini geç. Güzel. Ah dolu. Bol. Bunlar fazlalık mı ya? O kadar mı doldu? Garip. Ya hocam. Tamam. Yerleştir şunu. Bazen böyle şey yapıyor ya, o sıkıntı. Fırlat gitsin. Bunu direkt yollayabiliriz. Başka bir şey var mı? Yok gibi. Güzel. Yani bundan sonra böyle yapacağım. Taktiğim bu olacak. İlk önce de sabahları tedarik edeceğim bütün malları. Akşama kadar artık ne biterse. O sırada depocularımız da sabahları mümkün olduğunca toparlayabildiği kadar toparlasınlar ortalığı. 2-3 tane büyük yumurta lazım. Küçük yumurtalar bayağı bitmiş. 3 büyük yumurta verelim. Komple 7 tane ver.
Bunun siparişini geç. Bir de ayrıyetten bir 10 tane daha ver. Tamam. Şimdi normal şartlar altında önceden bu işkenceye döner. Bu ufakları tek tek götür yerleştir. Bayağı sinir bozucu oluyordu. Şimdi daha rahat oldu. Doldu mu orası? Dolmamıştır da. Yani birazcık tutar bize. Nerede o? Burası değil, burası değil, burası değil. Burası. Daha bir rafını tam... Konuşamadım. Bir rafını mı doldurabildim gerçekten? Diğer rafı için herhalde bayağı uğraşmam gerekiyor. Makarna almam lazım. İki, dört tane makarna almam lazım. Bak burada da boş raf var. Ha, Etrion'un rafıydı bu. Başka bir şey var mı diye bakıyorum da yok gibi ya. Dört tane makarna aldıktan sonra benim mesai bitiyor gibi ama şu yumurtaları da almam lazım. Dur neyse. Makarna şey al bunu. Tamam. Bir altı tane daha al. Tamam mı? Makarna 4 tane ver. Derken parayı bitirdik yine. 2000-3000 dolarımız ne vardı? Hepsini yedik diye tahmin ediyorum. Yani gün sonu herhalde zarar olarak yazacak bize. 5000 dolarlık bir harcama yaptık. Ama bütün ürünleri hemen hemen tedarik ettik mi sayılır. 3 3 patates almam lazım. O zeytinyağlar falan bitmiş. Yani çok az kalmış. 7 zeytinyağı, 3 patates. 3 bundan, 1 bundan. 78 dolar. Yağ desek. Ayvayı yedik. 7 tane versek yetmiyor. 3 tane de bundan verelim de bari ayıp olmasın. Ona tamamlayalım burayı. Diğer yağdan da lazım değil mi? Evet, diğer yağdan da lazım. Yani günü açmadan bir şey yapamayacağız gibi. Bunları da verdik. Depomuza koyduk. 39 dolarlık bir paramız kaldı. Yani bu zamanlar ilk zamanlar olduğu için normal böyle karşılıyorum. Çok fazla masraf yaptık. Depoyu büyüttük, raf aldık. O rafları doldurmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda kredi çektim. Krediyi ödeyip üstüne depoyu doldurmaya çalışıyorum. Faturalar oluyor. Elemanların maaşını veriyor muyuz, vermiyor muyuz? Gerçekten bilmiyorum. Ama veriyoruzdur diye düşünüyorum. Oradan hoş göstermiyor gider olarak ama ya bunlar da bedava çalışacak kadar saçma sapan bir sistem yapmamışlardır diye düşünüyorum. Yani öyle bir şey olmuşsa da çok kötü soktum demektir. Neyse. Bu bölümde bu kadar diyelim. Ben devam edeceğim. Yani işlemeye devam edeceğim. Bir an önce seviye alalım. 56. seviye olmaya bakacağım. 56'ya kadar tabii mutlaka bir bölüm daha çekeriz. Ondan sonra 56 falan olmaya çalışırız. Sürekli kasmaya çalışacağım. Ki bir an önce artık yapalım. Burada çünkü çok fazla ileri seviyeler var. Hani gördünüz siz de yani yönetime girip de lisanslara baktığımız zaman 90 seviyeden falan bahsediyor. Yani buralara ulaşmak öyle kolay bir şey değil. Ondan dolayı ben bölümleri ara ara çekmeye devam edeceğim. Evet. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. In my head, I'm seeing. Take me for granted, and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood, and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart, or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste, and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on.